Tam sayıları 10'la çarpmak aslında çok kolaydır. İsterseniz hemen birkaç örnek yapalım ve bunun neden kolay olduğunu düşündüğümü size de göstereyim. Hadi bakalım. Gerçekten de basit bir örnekle başlayalım. Mesela 2 çarpı 10. Bu çarpma işleminin sonucunun ne olduğunu biliyor olabilirsiniz. Ancak burada 2 çarpı 10'un sonucunun gerçekte ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum size. 2 çarpı 10 işleminin sonucunda 2 tane 10'luk elde ederiz ve bunu 10 artı 10 olarak da düşünebiliriz. 10 artı 10 işleminin sonucu ise hepimizin bildiği üzere 20'dir. Buraya yazdığıma ihtiyacınız olmamış olabilir. Demek istediğim 2 çarpı 10 işleminin sonucunu belki de biliyordunuz ama 2 çarpı 10 gibi basit bir işlemin ne anlama geldiğini öğrenmek daha zor işlemleri yaparken bize çok yardımcı olacak. Hadi gelin şimdi biraz daha zorlaştıralım ve 5 çarpı 10'a bakalım. 5 çarpı 10 bize 5 tane 10'luk verecek ve bunu 10 artı 10 artı 10 artı 10 ve artı 10 olarak da yazabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 tane 10 elde ettik. Ve bu 10'ları topladığımızda da 10, 20, 30, 40, 50 elde ederiz. O halde sonuç neymiş? 5 çarpı 10 ya da 5 tane 10'luk 50'ye eşitmiş. Şimdi isterseniz cevabını hemen veremeyeceğimiz bir işleme geçelim. Örneğin 13 çarpı 10 olsun. Cevabı bilmiyor olabiliriz ama yukarıdakilere bakarak bu işlemin bize 13 tane 10'luk vereceğini biliyoruz. 13 tane 10. Evet, bunu saydığımızda da 10 artı 10 artı 10 bir tane daha... Bir tane daha, bir tane daha, 6 tane etti. Artı 10, artı 10, artı 10, artı 10, artı 10, artı 10 ve bu da sonuncusu. Doğru oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet, 13 tane 10'dan da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ve 130 elde ederiz. O halde sonuç 130'dur. Şimdi de şu ana kadar yaptığımız işlemleri biraz daha yakından inceleyelim ve aralarında bir benzerlik olup olmadığını görmeye çalışalım. 2 çarpı 10. 20 ediyor, 5 çarpı 10 50 ve 13 çarpı 10 da 130. Bu örneklerin hepsinde sonucu bulmak için onu hangi sayıyla çarpıyor isek o sayının sonuna bir 0 eklediğimizi fark ettiğinizi düşünüyorum. Evet, 10'la hangi tam sayıyı çarparsanız çarpın o sayıyı alıp sonuna bir 0 eklersek İşlemin sonucunu bulabiliriz. Şimdi de buradakileri yazmadan sonucu doğrudan bulmaya çalışalım ve biraz daha zor bir işlem seçmeye çalışacağım. Evet, sorumuz 49 çarpı 10 olsun. Az önce de söylediğim gibi bu işlemin sonucunun ne olduğunu bulmak için 49'u alacağız ve sonuna bir tane 0 koyacağız. Ve sonuç 490 olacak. Neden mi? Bakın bu işlem bize 49 tane 10'luk verecek ve eğer 49 tane 10'luğu toplarsanız sonucun 490 olacağını göreceksiniz. Şimdi biraz daha zor bir taneye ne dersiniz? Mesela 723 çarpı 10. Sonucun ne olduğunu bildiğinizi ya da hemen bulacağınızı biliyorum. 723'ü yazıyorum ve sonuna da bir tane 0 ekliyorum. Bu şekilde yazdığımızda bunun 10'la çarptığımız sayının sonuna bir 0 eklenerek elde edildiğini görmek çok daha kolay. Öyle değil mi? Peki bu sayıların basamak değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Demek istediğim bir tam sayıyı 10'la çarptığımızda başlangıçtaki sayının basamak değerlerine neler oluyor dersiniz? Evet, hemen bir basamak değeri tablosu çıkarayım ekrana. İşte burada ve 2 ile başlayalım. 2 tane birden meydana gelir, öyle değil mi? Ve 2'yi 10'la çarpınca 2'nin bir basamak sola doğru hareket ettiğini, yani 2'nin basamak değerinin büyüdüğünü göreceğiz. Bu basamağa da 0 koyacağız. 2 çarpı 10, 20 eder ve bu işlemin sonucunda 2'nin basamak değeri büyür. Başka bir deyişle 2 birler basamağından onlar basamağına geçer. Hadi hemen bir tane daha yapalım. Bu kez 723'ü ele alalım. 723'ü 10'la çarpınca 7 bir basamak sola kayacak. Yüzler basamağından binler basamağına gelecek. 2 yüzler basamağına, 3 de onlar basamağına ilerleyecek. Sonuna 0 eklemeyi de unutmayalım. O halde 10'la çarpma işleminin kısa yolunun sayının sonuna bir tane 0 eklemek olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Benzer şekilde bir sayıyı 10'la çarpınca her rakamın sola doğru kaydığını, yani basamak değerlerinin büyüdüğünü de söylemek mümkün. Hadi bir örnek daha yapalım. Mesela 27. Evet, 27 çarpı 10. 2 bir basamak sola kayacak ve yüzler basamağına gelecek. Aynı şekilde 7 de bir basamak sola kayacak ve onlar basamağına gelecek. Geriye kalan basamağa da 0 yazınca işimiz bitmiş olacak. 27 çarpı 10, 270 eder. 10'la çarpma işlemini sayının sonuna 0 eklemek ya da tüm rakamları bir basamak sola kaydırmak olarak düşünebilirsiniz ve bu sayede de bu işlemleri artık kolaylıkla yapabilirsiniz.